Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin velisidir. Allah müminlerin velisidir. Müminler de Allah'ın velisidir tabii. Hiç şüphesiz. Şimdi bu bir de Allah'a bir de evliyalık makamı oluştururlar biliyorsunuz. Onu bazı kimselere verirler. Onlar Allah'a yakın. Allah'la kulun arasına girmişler. İşte tağutluk yapıyorlar. Zaten şeyde öyle söylüyor. Araf 30. ayette diyor ki Allah Teala "Ferikan hede ve ferikan hakka aleyhimuttalale." Dalale iki gruptur. Bir grubu Allah yoluna kabul eder, bir grupta sapıklığı hak eder. Sapıklar inne muttakadu şeyatine evliya min dunil mu'minin. İnne muttakadu şeyatine evliya min dunillah. Onlar şeytanları Allah'la kendi aralarını evliya olarak koyarlar. Şeytanlar insan ve cin şeytanlar iki grupta bir. Allah'la kendi aralarını evliya olarak, Allah'ın evliyası diye koyarlar. Başka şekilde olmaz ki. Ve mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a ne diye tapıyorlar? Allah'ın elçisi diye tapıyorlar mı? Hayır. Allah'ın elçisi olsa elçi kendi sözünü söylemez ki. Elçi Allah'ın sözünü söyler ve insanları Allah'a götürür. Allah'ın oğlu diyerek tapıyorlar. Oğul da babanın yerine geçer. Çok tabii bir şeydir. Şimdi oğlunu Allah kulun arasına koyuyor. Oğlu aracılığıyla ulaşırsak işimiz tamamdır diyor. Şimdi oğlunu oraya koyunca bu defa diyorlar ki oğlu kilise temsil eder diyorlar. Aslında İsa Aleyhisselam asıl hedef değil. Hedef kilisenin Allah'ın yerine oturmasıdır. Ve insanla kulun arasına Allah'a daha yakın diye kiliseyi koyuyorlar. Ondan sonra insanları dine kabul etme artık kilisenin işi oluyor. Yani artık iman kalp işi olmaktan çıkıyor. İman kalp işi olmaktan çıkıyor. İman bir kurumun korumasına veriliyor. Onun için kilise diyor ki ben diyor vaftiz edersem sen müminsin diyor. Ben diyor eğer seni aforoz edersem senin bir daha cennete gitme şansın yok. Böyle bir şey yok. Ben seni kabul etmezsem senin mümin olma şansın da yok. Kurtuluşun da yok. Vaftiz edeceğim diyor. Seni benim kaydıma alacağım diyor. Şimdi peki bu adamın kalbinde iman var mı yok mu belli değil. Onun için daha yeni doğmuş çocuğu vaftiz ediyorlar. O çocuk tabi din nedir, şu nedir hiçbir şey bilmeden tamam diyorlar, bu cennetlik oldu. Çünkü kendilerini Allah'ın yerine koymuşlar. Allah'la kulun arasına girmişler. Bunlar Allah'a yakın. O arada bir kurum ve kuruluş. Evet. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ يَكُرْ بِالْتَاوُتُ Kim bu tağutu tanımazsa, işte bu tağut oluyor. Kilise tağut oluyor. Bir papazla aramızda geçen bir konuşmayı burada tekrarlayayım. O papaz şeylerden, bu evangelistlerden, yani Luteryenlerden, Katoliklerden biraz daha farklı. Onlar mesela Katolikler Allah'a da Papa diyorlar, Papa'ya da Papa diyorlar. Baba kelimesi bizde de kullanılır. Efendi Baba bilmem ne falan biliyorsunuz yani. İşte bu aslında Hristiyanlıktan gelme bir kelimedir. Allah da babadır, Papa da babadır. Yani Papa Baba demek zaten şeyde İtalyanca'da. Allah büyük Baba, Papa onun bir altı. O alttaki den geçmezsen üsttekine ulaşma şansın yok. O da baba, o da baba. O yerdeki baba, öbürü gökteki baba. Ben söyledim Katoliklere, peki biz şirken büyük günahtır diyorsunuz, bu şirk değil mi?
seslerini çıkaramadılar. Ama yani şeylerde bu yok. Evangelistler bu kelimeyi kullanmıyorlar. Bu şirktir diye kullanmıyorlar. Kullanmıyorlar ama diğer şeyler onlarda da devam ediyor. Yani şurada da söyleyeyim, yani Hristiyanlıkta da Müslümanlıkta olduğu gibi en büyük günah şirktir. Bundan daha büyük günah yoktur. Tevrat'ın da en başında en büyük günah şirk olarak geçer. Şimdi o papaya, o papaz gelmişti buraya. İçeride bizim odada konuşuyoruz. Dedim ki, yani bir insanın Hristiyan olması için ne gerek? Dedi ki, vaftiz olması lazım. Vaftiz olmadan olmaz mı? Vaftiz nedir? İşte bir suya daldırıyorsunuz. Sen Hristiyan oldun diye işte bir takım işlemler yapılıyor falan, kayıtlara geçiyor. Peki dedim, bir insan sizin inancınıza can gönülden inansa, kalpten, içten inansa, bütün ibadetleriyle inanarak yapsa, fakat vaftiz olmasa, bu adam öldüğü zaman nereye gider? Cehenneme gider. Niye? Vaftiz olmadı. Vaftiz ne şey yapıyor? Çünkü ilk günah ancak vaftizle temizlenir. Peki bu günahı kim işlemiş? Adem Aleyhisselam dedi. Adem Aleyhisselam'ın günahından ona ne? Ne bilelim? Belki, ne bilelim belkiyle din olur mu dedi. Din dediğin kesinlik gerektirir. Bak biz eşhedü deriz, değil mi? Ben şahidim, çok kesin. Gözümle görüp elimle tutmuş gibi biliyorum diye. Peki dedim, bu adam vaftiz olmak için kilisenin papazına başvursa, papaz da bu adamdan hoşlanmadığı için onu vaftiz etmese ne olur? Öbür kiliseye gitsin dedi. Peki öbür kiliseye giderken bir trafik kazası olsa da ölse nereye gider? Cehenneme gider dedi. Peki dedim, daha yeni doğmuş çocukları vaftiz ediyorsunuz. Bu çocuklar dinle ilgili ne biliyorlar ki bunları vaftiz ediyorsunuz? Ne bilelim belki biliyorlar. Ya belki de din olur mu? Bu çocuklar büyüyorlar dedim. Kiliseye düşman kesiliyorlar. Hiç gelmiyorlar, inancınızla paylaşmıyorlar. Bunlar öldüğü zaman nereye gider? Cennete gider dedi. Niye? Vaftiz oldular. Peki dedim, batıda Müslüman olanlar var, Hristiyan dünyasında. Evet var dedi. Bunlar size göre Müslüman mıdır dedim. Hayır dedi. Müslüman değillerdi. Bunlar Hristiyandır dedi. Niye dedim? Dedi ki biz onları kiliseden çıkarmadık ki. Yani Müslüman olmaları için de onların onayı gerekiyor. Sizi kiliseden çıkardık, şimdi istediğiniz dine girebilirsiniz. Şimdi bu kimin dini dedim. Siz bunu Allah'ın dini diyebiliyor musunuz dedim. Tam adam sustu. Siz kendine göre yeni bir din icat etmişsiniz. Şimdi bunun benzeri tarikatlarda vardır. Efendiden el alacaksın. Tevbe alacaksın. Peki. Ondan sonra peki bu efendi ne yapacak? Aldın mı? Tamam, seni kabirde koruyacak, mahşerde bilmem şurada burada koruyacak. Peki bu efendiyi kim koruyacak? Bunun bir garantisi var mı? Var mı ayetlerde, hadislerde? Bulamazlar. Bir kelime, bir tavu ile hirvesiyle. İlk o kelimeyi de bulmuşlar. Şimdi bu hani şeyde var ya, وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْقُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ ayet kelimesi var ya, kalplerinde kayma olanlar, Kur'an'dan minhu Kur'an'a girer. Minhu minel Kur'an demek. Kur'an'dan kendi kafalarındakine uygun gördükleri bir kelime bulsalar yeter. Halbuki Allah-u Teala tek bir ayete kendine göre anlam verme, yani tek bir ayete bakarak o ayeti tefsir etmeyi kendini Allah'ın yerine koymak olarak kabul ediyor. Kendini Allah'ın yerine koymak nedir Enes Hoca? Tağut olmak değil midir? Bak bir tek ayeti tümüyle alıyorsun ama kendine göre aç, kendi kafana göre açıklıyorsun. Allah onu kendini Allah yerine koymak olarak kabul ediyor. Tağut olmak olarak kabul ediyor. Niye? Çünkü o ayeti açıklayan başka ayetler vardır. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, Estağfirullah, Hud suresinin ilk ayetlerinde, Elif, La, Mra,
kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sonra hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Hakim habir kimdir? Allah-u Teala. Niye açıklamayı yapmıştır? اَلَّا تَعْبُدِ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Yani o ayetin açıklamasını Allah yapmıştır. Siz ayeti değil de bir kelimeyi alıyorsunuz. Ya kardeşim, وَبْتَوْا اِلَيْهِ الْوَسِيلَيْهِ Açıklayan o kadar çok ayet var ki. Ne diyor Allah-u Teala mesela? اِسْتَوْزُ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرِ Asra yemin olsun, insanlar gerçekten zarardadır. Her geçen an ömürden kaybediyorsunuz ve zarar hanesine yazılıyor. İllellezine amenu ve amelussalihat. İnanan ve iş yapanlar başka. İşte vesile bu. Efendim orada yok bir vesile biziz diyor. Yani Allah'la işte tam kilise. Tam kilise. Bize gelin, bizden el alın. Bir kurum oluşturuluyor Allah'la kulun arasında. O kurumda din kullanılarak insanlar sömürülüyor. İşte tağut bu. Tağut bu. Evet. Allah ne diyorsa öyle yapmak lazım. Allah'a kul olacaksın. Efendim şimdi kimseyi üzmeyelim. Ya kardeşim, bu adamları üzmek Allah rızası için farzdır. Üzmek de ne kelime? Allah'la kulun arasında bir kurum oluşturmuşlar. Sen asıl görevin bunları reddetmektir. Ve men yekfur bi tağut diyor Allah. Kim bu tağutu tanımaz, elinin tersiyle iter. Ve yu'min billah, Allah'a inanır ve güvenirse, fakat istemseke bil urvetil vuska, kesinlikle sağlam bir kulpa yapışmış olur. Lem fisame leha, oradan kopma yoktur.